Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha yeni dün çıkmış olan, herkes açık bir şekilde olan, tamamen ücretsiz, tamamen Türkçe olan oyun FIFA Online 4'ü oynayacağız. Oyunu nasıl indireceğinizi de hemen çok kısa 30 saniyede anlatayım. Şimdi açıklamada bir link vereceğim, hatta link de şu, bu linki tıklayacaksınız videonun açıklama kısmından. Ondan sonra burada şimdi oyna diyeceksiniz. Şimdi oyna dediğiniz zaman oyunun kendine ait bir launcher var. Epic Games Launcher gibi düşünün. Launcher'da şöyle bir şey. Onu da göstereyim. Buradan FIFA Online 4'ü indireceksiniz ve oyunu açacaksınız. Ama oyun, şunu söyleyeyim, gerçekten indirme hızı çok yavaş. Çünkü çok kişi aynı anda indirdiği için sıkıntı olabiliyor diyerek şimdi böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Kulüp takımı ve fantasy takımı diye bu arada maç da yapacağız. Ben daha çok fantasy takımında oynuyorum. Çünkü lig maçı, dostluk maçı ve özel maç var kulüp takımında. Bu arada şunu da söyleyeyim, dediğim gibi oyun tamamen Türkçe ve oyun bir nevi FIFA Ultimate Team'in sadece oyunlaştırılmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani FIFA 22 değil, sadece online bir şekilde FIFA oynayabiliyorsunuz. Ama hani isterseniz de böyle Galatasaray ya da Fener alıp lig maratonunda yapabiliyorsunuz. Ama oyunun ana olayı fantasy takımı. Yani fantasy takımı ne oluyor? Onu da şöyle göstereyim. Bakın mesela ben Paris seçmişim. Ama bu Paris seçmemin sebebi tamamen forma ve logosu için. Buradan bakın mesela Mane 86, böyle kendiniz kadrolarınızı kurabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir absürtlük var. Oyunda Mesut, işte ne bileyim, Oğuzhan, Rafael, bu arada Rafael Başakşehir'deki Rafael. Yani gördüğünüz gibi Mane'den, Salah'tan daha yüksekler. Özellikle Oğuzhan'ın, yani diyeceksiniz ki nasıl Mane'den, Salah'tan daha yüksek olabiliyor? Bunun bir sebebi var. Onu da şöyle göstereyim. Bakın Oğuzhan Özyakup yazdın değil mi? Bu Oğuzhan'ın normal kendi kartı. Yani normal FIFA'daki reytingi bu Oğuzhan'ın. 69. Hatta şöyle istatistiklerini göstereyim. Peki bu niye bu kadar fazla reytingli hali oluyor? Bunda şundan dolayı, bu arada istatistiklerini de görüyorsunuz Oğuzhan'ın burada. Şimdi şöyle bir sertifika var. Bakın TCS, yani Turkish Club Stars diyor. Onu da nasıl göstereyim size? Bakın buradan kategori diyorsunuz. Transfer pazarında kategori var. 20 lay şu anda aktif olarak futbol hayatına devam eden oyunculardan ve böyle dünya çapında iyi oyunculardan oluşuyor. Club Pros kendi kulübü için gerçekten önemli oyunculardan oluşuyor. Mesela Fenerbahçe'den atıyorum Mesut Özil gibi, anladınız siz, ya da ne bileyim Ener Valencia gibi, Galatasaray'dan işte Taylan gibi, öyle söyleyeyim. Turkish Club zaten Türkiye Ligi'ndeki star oyuncular. Ama şimdi star oyuncular deyince bu arada Göztepe'den falan Yavaş da var, yani öyle Anadolu takım futbolcular da var. Ve burada da World Hero Debut, ben bunun valla Türkçesini tam çeviremedim ama dünya klasında oyuncular diyebiliriz yine onun içinde. Ve böyle bir kategori var. Bunun sebebi de Türk oyunculara çok fazla önem vermeleri. Dediğim gibi ana menüye falan girdiğinizde Türkçe şarkılar çalıyor. Transfer pazarını gösterdim. Sizin burada paranız var, coininiz. Buradan diyelim ki şöyle yapalım, bir dakika. Biz 65 ile 75 arası bir oyuncu alalım. Size sadece transfer mantığı nasıl işliyor diye göstermek istiyorum. Bakın buradan ortalama fiyatı en aşağı çektim. Şimdi bunun satılanı yok. Buna bakıyorum, yok. Buna bakıyorum, yok. Böyle gidiyorum aşağılara doğru. Bakın hala bulamadım. Bakın bir tane buldum. Şimdi bu oyuncu direkt satın alabiliyorum. Niye? Çünkü bakın en düşük ücret şu sağ tarafta maviyle gözüken yerde fiyatı yazıyor. Al diyorum ve bana diyor ki 3410'dan satın alma emiri veren var. Bir de 3420'den satan var diyor. Ben burada bunu seçiyorum ve alıyorum. Bir oyuncu daha göstereyim size. Bakın bu oyuncuyu al diyeceğim ama hemen kulübüme gelmeyecek. Mesela biz buna 1100, hatta 1010'dan alım emri verelim. Bakın şimdi buradan transfer listesi diyorum. Gördüğünüz gibi burada İsa direkt alabiliyorum. Ama burada bu arada satılan oyuncuların da var. Önceden satmıştım. Oyuncu satmayı da göstereceğim. Ama diğer adamı alamıyorum. Bu Kopenhag'daki adamı. Niye? Çünkü daha satan yok. Anladınız mı? Bakın buradan şimdi Alexander İsa aldım Real Sociedad'daki. Ve bunu kadroma da şöyle geçiriyorum. Oyuncu kaydetmeni var. Burada çok hızlı geçiyorum. Umarım anlıyorsunuzdur. Alexander İsa buradan taşı diyorum. Şimdi bu adam kadroya geldi ama kadro dışı. Bunu nasıl kadroya kaydedeceğim? Mesela buradan kullanmadığınız bir oyuncu var diyelim. Şimdi Gaia'yı Alexander İsak'la yer değiştirdim ve
kadroya koydum. Şimdi ben bunu tekrar yerleştireceğim. Çünkü İsa size videoda göstermek için satın aldım. İsa ihtiyacımız yok ve bunu satmak istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bakın burada alışveriş sepeti var. Buna tıklıyoruz. Buradan 3, ben mesela kaç almıştım? 3410 almıştım. Sattığım fiyatı tekrar, hani aldığım fiyatı tekrar satayım kafasında bunu koydum. Bakın mesela diyat da var. Bunu da kullanmıyorum. Taşı diyorum. Bunu da taşıdım. Ondan sonra tıklıyorum. Diyatları da satıyorum. Bir de oyuncu geliştirme mantığı var. Onu da çok kısa göstereyim. Tireli, yani eksili. Bakın yükselt 1 olacak. Mesela Smalling'e, Chris Smalling'e geliştirme yapabiliyoruz. Şöyle yapacağız onu da. Tabi buradan sarf oyuncusu satın almamız lazım. Böyle ucuz bir tane bulursam satın alacağım ama şu anlık bulamadım. Ama ben size yani almışım gibi göstereceğim. Şimdi buradan Aubameyang'ı aldınız ya da işte başka ucuz bir tane oyuncu aldınız. Mesela Kruse 8K'ya aldınız diyelim ve Smalling'i basmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Smalling burada değil mi? Bu adam 77'lik ve 77 üstünde, burada 74 yazıyor pardon. 74'ün üstünde bizim adam bulmamız lazım. Bu arada niye 77'den 74'e düştü? Çünkü ben Smalling'i aldığımda 74'tü. Onda çok kısa açık. 74'ün üstünde stoper mevkisine daha çok Smalling'i uyacak sarf oyuncu satın alıyorsunuz. Ondan sonra burada oyuncuları basıyorsunuz ve bu oyuncunun leveli artıyor. Leveli artınca ne oluyor? İstatistikleri falan yükseliyor. Buna da çok kısa değindim. Bir de şöyle bir şey var. Antrenör mantığı var. O antrenör mantığını da göstereyim. Bir futbolcuya antrenör atayabiliyorsunuz ve atadığınız antrenörlerle de oyuncu kendine yeni teknikler kazanıyor. Mesela Van Nistelrooy ne öğreniyor? Tiki taka olsanın. Mane ne öğreniyor? Yerden sert pas isabeti gibi gibi. Şimdi biz Salah'a bir tane antrenör alacağız. Ama antrenör almamız için de antrenör puanı lazım. O yüzden bu Chadwick'i kulübüme kattım. Şöyle bir şey var. Bakın burada antrenör kalmadı artık. Ne yapıyorum? Yeni adaylar bul diyorum. Ve bana Ludovic'i verdi, yeni antrenör. Ama şöyle bir şey var, benim antrenör puanım yok, bu adamı alamam. Antrenör puanını kasmam için de maç oynamam lazım. Maçı da oynayacağız. O zaman şöyle yapalım. Mesela Goretzka modern orta saha tipi diyebiliriz. Yani göbek oynuyor ama oyunun iki yönünde oynuyor. Futbolu bilenler benim ne demek istediğimi anlayacaktır. O yüzden Goretzka'ya ben kayrak müdahale antrenörü atadım. Anladınız mı? Bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Ama hatta Goretzka'yı da atayım dedim. Çünkü 82'lik bir overall'ı var. Biz bunu arkadaşlar kime atayalım biliyor musunuz? Diego Carlos'a atayalım. Çünkü hem 81 gelişimi açık, hem de birinci seviye, hem de genç bir oyuncu. Bu da aklınızda bulunsun. Onun dışında şunu göstereyim. Dizilişte maaş bütçesi var. Yani 180'i aşamıyorsunuz. Maaşı da nerede anlıyorsunuz? Bakın mesela Mane 13 maaş. Van Nistelrooy 14, işte Novak 15 gibi. Burada 180'i aşamazsınız. Teknik direktör olayı var. Teknik direktörü de çok kısa değineyim. Mesela benim teknik direktörüm Paolo Pezzelano. Şimdi bu adam ne oynatıyor? 4-2-1-3, 4-1-2-1-2 gibi garip bir diziliş oynatıyor. Bir de 4-3-1-2. Şimdi sizin oyun tarzınız ne? Ve siz hangi kadroyla, yani hangi dizilişte daha çok oynamak istiyorsunuz ve hangi oyuncularız, hangi dizilişe daha etkin? Şimdi diyelim ki siz diyorsanız ki kardeşim ben hızlanmaya önem veriyorum. Yani adamlarım hızlı olsun. Dizilişimde ben ofansif bir futbol oynayacağım ve 4-3 oynayacağım diyelim. Böyle bir düşünce gidiniz. Ve buradan atıyorum şu adamı alabilirsiniz. Bakın 4-3 oynatıyor. Yani 3 tane iyi oynattığı diziliş var. Anladınız mı? 4-3-3, İşte 5'li bir diziliş ve 4'lü bir diziliş. Burada işte 4-3 oynatan var. Mesela bu adam ne beceri katıyor? Koşu yapma becerisi katıyor takımına ekstra olarak ve hızlanma. Bu ne katıyor? İlk kontrol hatası ve hızlanma. Yani ilk kontrol hatası da şu. Siz pas veriyorsunuz mesela adam kontrol edemiyor ya, o muhabbet. Burada Türk teknik adam var işte Çağdaş Atan diye. Bu da hızlanma ve depar hızı katıyor. Şimdi bu adam ne oynatıyordu? 4-2-1-3. Ben ne yaptım? Adamın istediği diziliş yaptım. 4-2-3. Bu arada şöyle bir şey var. Oyuncuların yerini mouse ile değiştiriyorsunuz. Ama mesela bakın şu Mane'yi şimdi orta saha çekeceğim. Bak SLO, yani sol orta saha. Dizilişe dikkat etmenizi istiyorum. Bak 4-3-1-2'ye döndü. Mane'yi tekrar sol açığa atayım. 4-2-1-3'e, yani adamın istediği dizilişe döndü. Tabi Mane bu kadar şey oynamasın. Mane şuralarda falan oynasın. Salat da bu kadar şey oynamasın. Yani arada şey yapsınlar.
Bir de son olarak şunu da göstereyim. Bireysel taktikler diye bir şey var. Siz burada oyuncularınıza bireysel talimat veriyorsunuz. Mesela Van Nistelrooy komple bir forvet. Yani hızı da biraz var. Bitiriciliği de böyle pivot santrafor olmasa da yine gayet iyi bir bitirici. Yani her şeyden azar azar özelliği var. O yüzden ben buna ne yapıyorum? Diyorum ki sen kardeşim savunmanın arkasına koş yap. Senin hızın da var, bitiricin de var. Anladınız mı? Bu şekilde bu adam savunmanın arkasına işte koş yapıyor. Hem defansif için gerekirse savunmaya desteğe gel diyorum. Ya da top kesme için dengeli top kesme, destek için dengeli kesme gibi. Bunların hepsini ayarlıyorsunuz. Onun dışında göstermediğim bir şey var mı diye ona bakın. Burada takım hakkında geldiğiniz zaman stadyumunuzu değiştirebiliyorsunuz ama benim şu an seviyem yetmediği için mesela sadece stadyum Europa'yı seçebiliyorum. Ama buradan ikinci seviyeye mesela yükseltebilirim. Bak gelirlerim arttı. İşte ne diyor? Şu anki max gelir. Üçüncü seviyeye de yükselttim sizlerle beraber. Yükselttim. Bak gelirler sürekli artıyor. 20.000. Bas paraya abi. Beşinci seviye 100.000. Şu an ben parayı kıydım biraz videoda olduğum için. Böyle stadyumu 100 lira yaptık ve gelirlerimiz arttı gördüğünüz gibi. Onun dışında temsilci var. Temsilcide şu an gösterebileceğim bir şey yok. O yüzden buraya geçiyorum. Şöyle bir şey var. Takımımda yani ben Paris'in logosunu ve formasını değiştirebiliyorum. Onu da çok kısa göstereyim hemen şuradan. Bakın burada saçma sapan bir şey daha var. Soyunma odası kısmı var ve burada oyuncuların işte şortu dışarıda mı olsun yoksa parmak bandı mı taksın gibi gibi her türlü özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Takım içinde diyelim siz Paris sevmiyorsunuz. İşte Mısır forması mı, iç saha forması ne olsun, dış saha forması ne olsun, logo ne olsun, işte top ne olsun, adam hangi gol isim için yapsın. A'dan Z'ye ayarlayabiliyorsunuz. Oyun çok detaylı. Ben böyle yine detaylı anlatmaya çalıştım ama kısa anlattım. O zaman direkt bir maç yapalım sizlerle beraber. Maç içinde ne var? Resmi 1v1. Bunu oynamadım açıkçası. Maçı TD modu diyor. Büyük ihtimal böyle futbol menajerdeki maç oynamıyorsunuz ama taktik veriyorsunuz. Arkadaşınızla maç yapabiliyorsunuz. Kadro savaşı var. Ama bu kadro savaşı yani farklı böyle hayvani kadrolar gelebiliyor. O yüzden biz resmi 1v1 kendi derecemizde 1v1 yapalım. Ve lig sıralamasını da şöyle göstereyim. Lig sıralamasını nasıl göstereceğim onu düşünüyorum. Şuradan Champions sıralaması dediğimde çıkması lazım. Çıkmadı. Ha şurada çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Super Champions en yüksek lig. Şampiyonlar. Ondan sonra Super Challenge, Challenger 1, Challenger 2, Challenger 3, Dünya Klası, Dünya Klası 2, Dünya Klası 3, Pro, Semi Pro, Amatör. Biz amatördeyiz ve oyuncuların %84'ü burada. O zaman bir dereceli maç yaparım ve olayımıza girelim. Şu an kadromu da şöyle göstereyim işte zaten aynı kadro. Hiç bozmadım 11'i. Transferler yapa yapa kadromuzu genişleteceğiz ve Dortmund takımı geldi. Bakalım Dortmund'un ama hangi oyuncuları var yoksa sadece Dortmund'un formalarını mı almış? Ben direkt ana formamı mı alsam ya kendime? Bilmiyorum, kararsız kaldım. Ya ben normal formamla kalacağım. Uzatma. Tamam. Yani hayır dedim direkt. Ve adamın kadrosu ileride Rodrygue, Thierry, Henry, Rodrygo bu arada. Rodrygue gelin. Messi. Bakın 94'lük Soner Aydoğdu var ve mesela işte Turkish Club Stars kartı. Yani niye bu kadar yüksek diyeceksiniz? Messi'den niye fazla diyeceksiniz? Oyunda böyle bir mantık var. Seviye mantığı var ve sertifikalı kartlar var. Öyle söyleyeyim size. Bu da Turkish TCS sertifikası var. Direkt o zaman maçımıza gidelim. Zorlu bir maç olacak bu arada. Umarım adam maçtan çıkmaz da güzel bir oyun olur. Gerek biraz maça odaklanalım. Şöyle topu çalmaya çalıştım. Olmadı. Tamam güzel aldık. Şöyle bir pas yapalım ayağa pas. Goretzka Salah gördü. Salah kaçıyor. Şuradan bir sağ çekip plase vurabilir miyim? Olmadı. Mesut fake attı. Ah olmadı ya. Güzel deneme. Ama başarısız. Burada çok adamla geldi. Ben direkt riske girmeden kaleci oynayacağım. Şöyle haritaya bakıyorum. Haritada oyun çok. O yüzden direkt diktim. Mane çok uzun bir top. Olmadı ama bizde. Şimdi şöyle Mane'ye bir oynayalım. Ay Goretzka'ya. Oradan tekrar Mane'ye. Bakın şöyle bir depara atalım diyeceğim de. Olmadı ya. Başarısız olduk. Ya vallahi çok ortada maçmış gibi geçecek ama hadi hayırlısı. Adamda Stoykov kim bilmiyorum bu arada. Bayağı bilmediğim oyuncu var adamın takımda. İrfan Can var. O da Turkish Club Stars'dan zaten sertifikalı gördüğünüz kadrosunda. Şöyle Goretzka. Bu arada adam bayağı top çevirmeyi seviyor onu fark ettim. Oyun oynarken de biraz rakibinizi iyi tanımanız lazım. Bu adam topla oynamayı çok seven bir adam. Bak mesela gördüm Van Nistelrooy'u güzel kesti.
Çok riskli bir oynadı ama bir şekilde o baskıdan çıktı vallahi, helal olsun, iyi çıktı. Üstüne atak da yapacak galiba. Helal Diego Carlos. Stoper bu arada çıktı. Allah, hataya bak. Kötü bir hata. Allah'tan top hala bizde. Mesut bir top kaybı yaptı mı? Yapmadı. Güzel. Gördüm burada forveti ama offside'ydi sanırım. Hücuma çıkarken arkadaşı yardıma Şöyle geldi. pas, Mesut olmadı. Yoklayacağız Yerinde gibi kaleye ama bakalım ne zaman. Oo, çok hızlı. Kim bir o? mücadeleyle aldı topu. Stoykov. Hristo Stoichkov. Bu iyi önüne aldı. Güzel çekti. Boşluk var. Bir şut Güzel denedi. şut Allah'tan dışarı. Hücum kapımız uzağa. Zayıf ayağıyla vurdu. O biraz Bu beni rahatlattı. hızlı Yoksa giriyordu. Hadi bir bakalım. rahatlamaları gerekiyor. Şu maçı bir kazanmaya çalışalım o zaman ya. Top şimdi rakibe geçiyor. Bak adam sürekli arkasına çekiyor. Fark Rodrigo. ettiniz mi? Çok yapıyor bu hareketi. Novak alır onu. Novak şuradan pasla çıkarır. Güzel. Oyuncuları da iyi tanımanız lazım Mesut. burada. Hangisi çok hızlı koşuyor, hangisi iyi pas veriyor. Güzel hareket, iyi Mesela burası pas. boş, hemen atalım. Rafael alırsın onu. Biraz zorlandı ama güzel. Muhammed Salah. Şimdi Muhammed korner Salah, ışığında. güzel. Şut Ortada çıkardı çok boşluk oradan. var. Gol şansı Oğuzhan, var. Oğuzhan harika bir gol. Çok iyi bir set hücumundan golü bulduk. Oğuzhan yazdı. Bu arada benim bu acilen forma numaralarını değiştirmem lazım. Oğuzhan 2 numara, Ruud van Nistelrooy 3 numara olmaz yani. Sesi de biraz kısmam lazım. Çok ses geliyor ama bu videoluk böyle idare edin. Dediğim gibi devamlı istiyorsanız mutlaka yorumda belirtin. Ben çekmeyi düşünüyorum. Ama sizin yorumlarınız ve beğenileriniz de önemli. Bu arada boşluk var. Çok iyi bir İyi savunma. bir Şu topu müdahale. çıkaralım. Atak vurdu. Çıkaramadık. Bu kötü oldu. Şuradan kontra atağa çıkabiliriz. Oğuzhan gider. Bomboş bir alan var. Oğuzhan Özyakup biraz açtı. Top Kötü yandan yaptı. dışarıda. Benim Var. hatamdı. Çok yani köşeye doğru depar attım ya. Hemen topu O deparı da soktu. iyi Maçı ayarlamanız kaybetmek lazım arkadaşlar. istemediler. Hani aldı? Bu arada pingimiz çıktı. Oo, atağa bak. Atak kötü. Rodrigo. Kaleci Kaleciye bir şut Allah'tan gelmedi. zamanında Top açtım. Devam. kalecide. Lung. Kalecim de Bir hata. Kayserispor'un Top kalecisi. rakipte. Lung. Ve onun da TCS sertifikası var. Yani Turkish Club Stars. Ha? Lan alamadım ya. Bende kaldı zannettim. Şu an bayağı ortada maç geçiyor bu arada. Benim bir sıfır önde olduğuma bakmayın. Adam da iyi yani. Boş bir adam değil. Önceki adam zaten direkt çıktığı için hiçbir şey anlamadık. Hani boş mu olur mu diye. Şöyle bir uzun top. Rafael indirir mi? İndiremedi. Bu kötü oldu. İrfancan kahveci. Şık bir Allah'tan hareket savunmamız yapmasını bekledi. yerleşik ya. O iyi de adam Stoichkov. güzel geldiğine. Bakın fake'li oynuyor bayağı bir. Şunu Şutunu savunmamız planladı. lazım. Güzel. Ya çok tehlikeli ataklar var. Şuradan hızlı bir ilk yarı bitmeden ikinciyi bulursak harika olacak. Şöyle bir boşluğu görelim. Oğuzhan burayı gör. Salah oynadı. Muhammed Salah Oğuzhan'a boşluk var. Çok boşluk var. Muhammed Salah gidiyor. Ortasını kesecek. Boşluğu gördü. Ah be. Savunma yerleşmiş. Güzel. İlk yarı iyiydi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani bekleme yok. Direkt ilk yarı, Hakemlik ikinci yarıya müdahalesi. geçiyorsunuz. İkinci yarısı Mola almak başladı. için de start tuşuna basacaksınız. Ve şunu da söyleyenler olabilir. Aa, ben kolla oynuyorum. Kol nasıl İsabetli bir bağlayacağım? pas oldu. Kol anımenli çalışma, yani oyun izin vermiyor çalışmasına. Fakat maç esnasında Savunma otomatik çok olarak önemli. görüyor kolu. Topu çaldı. Mesut! Bir Ay, pas. çok Top yakındı. dışarı Ve top çıktı. dışarı çıktığında direkt böyle işte değişiklik yapabiliyorsunuz. Ama ben şu anki kadroyla aslında Goretzka biraz şey. Goretzka'nın yerine bir Saul'u koysak mı? Ya da biraz oynasın ya, sonra koyarız. Çünkü Goretzka da şu an iyi durumda. Fena da bir maç çıkar. O yüzden devam. Lavyaşin var bakın adamın kalesinde. Çok ya büyük kaleci efsanesi Lavyaşin. Orada dipnot olarak söyleyeyim İrfancan diyerek kahveci. şu ikinci golü bir atmamız Geri lazım. Çok devam edecek. kaçırdık. Takım Özellikle arkadaşına Muhammed geri Salah döndü. kanattan Adil geldiği bir Sedris'in pozisyon pası. vardı. Çok İyi güzel geldi oldu. adam. Çok iyi geldi. Tutalım. Önde basalım. Çekecek sağına, çok belli. Penaltı olmasın. Ceza sahamızda tehlike var ama tam sıkıntı yok. Ya iyi savunma yapmak lazım. Ve boşlukları gördüğünüz Messi. zaman direkt yapıştıracaksın zaten. Şu an Messi ile yoklayacak kaleye, boşluğu bulamadı. Bakın boşluğu bir türlü vermedim. Ne yaptı? Şut çekti. Olay bu. Çok iyi konsantre olmanız lazım Samuel. Bu tehlikeli. Hani de yani maşallah var ya. Bir korner daha. Biraz baskı yedik bu bölümde. Şu baskıdan bir kurtulmamız lazım. Güzel. Bakın. Van Nistelrooy çok yalnız kaldı. O yüzden şöyle oyunu rahatlatacağım biraz dedim ve gittim rakibe attım topu. Neyse iyi oldu. O da bana attı. Al dedi. Yanlışlıkla atmışsın. Geri al topunu herhalde.
Şöyle bir Goretzka ile oyunu ferahlatalım. Mane Van Nistelrooy'u gördü. Bir foul yok muydu? Çok büyük bir fizik koydu ona ama. Hakem oynattı. Şimdi oradan Hani geliyor. Hani biraz sıkıntılı. Bayağı iyi çalımladı. Ya çok çekiyor, onu fark ettim ya. Bak hala yani ve yiyorum da. Çok fazla böyle fake'li oynuyor. Yine fake atacak büyük ihtimal. Gitti bana attı, güzel. Salah oyna Oğuzhan'a. Şöyle biz bu arada adam bayağı önde basıyor, onu da fark ettim. Güzel çıktık. Boşluk var. Mesut boş. Mesut yaz onu dedim. Mesut da yani. Ha? Fiziği o kadar düşük ki Mesut'un. Oyunda da yani gerçekten çok düşük. Ve sıkıntı yaşıyor birebir mücadelelerde. Rafael ağlamadı. Rafael bir tık sattı gibi. Messi helal. Kim o? Carlos büyük ihtimal. Bir ping sorunu yaşadık ama sıkıntı yok. Abi bu arada bayağı keyif alıyorum. Şunu soracaklar olabilir. Oyunda hani sistem ne istiyor diye. Aha boşluk var. Ah be atamadım. Çok düşük bir sistem istiyor arkadaşlar. Çünkü oyun free to play olduğu için ücretsiz olmak şekilde hani oy fena oldu bu arada. Konuşamadım. Ücretsiz olduğu için böyle sistemi yani optimizasyonu biraz düşürdüler. Yani düşürdüler dedim. Grafikleri düşürdüler ve yani çoğu düşük bilgisayar için çalışıyor, öyle söyleyeyim diyerek şu artık bir skor alalım ya. Yani 1-0 çok riskli. Oğuzhan şöyle oynarsan mükemmel bir boşluk var. Filik Novak gole gidiyor. Novak dedim. At pasını. Çıkardı. Bomboş kale, dışarı attı. Van Nistel. Benim de atam var. Çok fazla bastı. Çok tehlikeli ataktı. Atamadık. Ya şunu atsak rahatlayacaktık. Şimdi 10 dakika böyle hani tırsa tırsa maç oynayacağız. Mane boşluk var. Mesut yatırdı. Mesut Özil ve gol. Savunmadan sekti. Kaleci Konter Pierre'de kaldı. Ama Mesut prime günlerini hatırlatan bir gol attı. Güzel. Momentum'a bak diyor. Momentum olayı ne ben bilmiyorum bu arada. FIFA'da bir momentum olayı varmış. Çözemedim yani ne olduğunu. Onu FIFA'cı arkadaşlarımız bilir. Yazarlarsa sevinirim. Onu da çok kısa ekleyeyim. Ben momentum bilmiyorum. Bu arada oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Onu da çok kısa söyleyeyim. Ama şu golü de bir atalım. Van Nistelrooy. Ah be. İpe dizdim orada. İki çalım attım. Şöyle arka direğe bir orta deneyeceğim. Sadio Mane. Goretzka'yı gördü. Of direkten döndü. İnanılmaz. Oğuzhan'a pas oldu. Mesut. Mesut vuramaz. Novak. Penaltı olması lazım. Hakem penaltı vermiş. Salah bir müdahale vardı orada. Vermedi penaltı. Oyunun böyle arada şerefsizlikleri tutuyor. Ama rahat bir galibiyet. Çok üstün oynadığımız, hak ettiğimiz bir maçtan güzel bir 3 puan aldık. Yani 4'e 5'e giderdi rahat bu arada. Direkten dönen toplar var. Salah'ın pozisyonu var. Ama 2-0'da bitirdik. Güzel. Bu arada gol tekrarını falan da izleyebiliyorsunuz. Onu da çok kısa söyleyeyim. İstatistiklere bir bakalım. 6-3 aslında kafa kafaya geçmiş. 4'e 5 dedim de. Yok abi adam da yani fena oynamamış şimdi. Çok böyle kesin hak ettiğimiz maç değildi. Şu 4 oyuncunun şeyi arttı gördüğünüz gibi, bunları göstereyim. Onun dışında açacağımız bir şey varsa açalım. Oradan da videoyu bitirelim. Bakalım kümeyi atlamak için 14 puan lazım. 14 puanı kasarız, sıkıntı yok. Ama şuradan öğeler diyeyim. Bakın yeni seviye anahtarı çıkmış. 10 ayla bunu sonradan alacağız. Onun dışında antrenör puan kutusu, bunu da aldık ve böylece videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi FIFA Online 4 oynayanları mutlaka Discord sunucumu bekliyorum ve bu videoyu yorum yapsınlar. Devam edelim mi etmeyeyim, işte transfer taktiğidir, bu tarz videolar istiyorsanız da dediğim gibi yorum yapın. Yorum yapmak iyidir. Son olarak aşağıdan videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalımıza da hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırarak kırmızı abone butonuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Discord sunucuma da mutlaka hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.